İyi günler, iyi sabahlar arkadaşlar. Bugün ayın 9'u. 9 Ağustos 2023. Burası Kemer, Beldibi. Siz bulunduğunuz şu alan, Mahmet göstereceğim. Şu alan şöyle Kültür Bakanlığı Sosyal Tesisleri. Şurası yine Kültür Bakanlığı Halk Plajı, yani her ne kadar Kültür Bakanlığı Sosyal Tesisleri dese de bir kutu kola fanta 35 lira. Şimdi Mahmut, şu otel Balmi Otel BALYM. Mahmut, şu bizim çadır görüyorsunuz şöyle. Bu çadırın önündeki geçen bu sokak Mahmut. Bunun ben de araştırdım, ne olduğunu bulamadım. Gel böyle. Gel Mahmut, şöyle aşağıya gidelim. Yani bu sokağın adı ne diye. Mahmut, şu hemen caddenin başında itfaiye aracı var. Bir ufaktan zoom yapıp girer misin? Girdin mi? Bu buranın hemen solu itfaiye, sağı otel. Oradaki çalışan Trabzonlu Osman bize sağ olsun detaylı bilgi. Abi burası tanımlı bir sokak değil. Muhtemelen Mahmut herhangi bir şekilde denizde bir boğulma veya diğer rahatsızlık vakalarında ambulans geçsin diye boşluk bırakılmış. Şöyle geri gelir misin Mahmut? Biraz olayı anlatalım. Şöyle şurayı çekiyorsun. Şimdi bakın, hani biz çadırı kurduk. Çadırı buraya kurmadık. Başka yerde kurup buraya intikal ettirdik. Hani normalde baktığında Mahmut diyorsun ki ya ulan kaldırıma bir çadır mı kurulur? Doğrudur, yani kurmamak lazım. Gel şöyle. Burada zaten bizim Türkiye'de kaldırım diye bir şey yok. Bak görüyor musun ağaçları? Evet. Kaldırımlar, bak amcamız gidiyor, görüyor musun? Herhalde yabancı. Kaldırımdan mı gidiyor, yoldan mı gidiyor? Yoldan gidiyor. Burada zaten kaldırımdan gidiş diye bir şey yok. Burada da ortada kaldırım yok. Burada herhangi bir tekerlekli sandalye, özürlü, engelli bir arkadaşımız buradan yürüme şansı. Bir ihtiyar, kaldırımı değil yolu tercih eder. Yolda zaten trafiğe kapalı araba yolu. Bu otelin çöpünü almaya gelmiş. Öbür arkadaş da mesela diyelim sakatı var. Arabasını buraya kadar çekiyor. Engelli arkadaş teker sandalyesiyle beraber iniyor vesaire. Bu buralar bir sıra sol tarafa doğru, beyaz Mercedes'in olduğu tarafa doğru günübirlik sahile gelen arkadaşlar için. Bir de kaldırımı detaylı gösterelim Mahmut. Kaldırım ama kaldırım şöyle göstereyim mi size? Burası bozuk, yani buradan düz yürüme şansın yok. Böyle bir yer. Gelelim konuya. Sahili de göster Mahmut. Saat şu anda 8'de 20 var. Ama normal klasik Türkiye sahilleri gibi. Şezlonglarda uyuyup sabahlayanlar keza. Kumsala havlusunu serip yatanlar var. Yani burası normal klasik Antalya sahili. Şimdi gelelim geriye. Tekrar ben yukarı çıktım Mehmet. Dün biz burada çadırımızı kurduk. Fakat arkadaşlar ben 50 yaşındayım. Mehmet benim lise yıllarımda dahil. Ben polisten, jandarmadan hiç dayak yemedim. Bugün Antalya'da 50 yaşında ben dayak yedim. Benim koluma ters kelepçe taktılar. Ve ters kelepçe olmasına rağmen Beldivin karakolundaki arkadaş, 20 yaşında, benim çocuğum yaşındaki adam, bizim en küçük öğrencilerimizden küçük olan adam, ters kelepçe varken üzerimizde bizi evvela zorla yere yatırıyor falan. Zaten bize elimizi uzatıyoruz, 50 yaşındayız yani. Kaçamayız bu kiloda vesaire. Neydi? İbrahim K. Videoyu yapmayalım, soyadını vermeyelim. Bize İki tane yumruk olarak vurdu ve şurası Mahmut'un, burası patladı. Şöyle görülüyor mu oradaki şey, dişe gelen yer? Ve 50 yaşında biz, arkadaşlar ben PKK'ların, ben iki telde oturdum, tik kolların içinde yaşadım. Ben Kızıltepe'de görev yaptım. Ben Muş'ta görev yaptım. Benim son görev yaptığım yer Diyarbakır Kurt Lisesi. Ben teröristlerden terör görmedim. Hani burada bir tersine dünya var. Kim terörist arkadaş? Ben TİKKO'nun merkezindeydim ya. Ben THK, iki telli. Hem sol fraksiyonların merkezi, hem
bölücü örgütün sempatizanlarının bol olduğu yer. Biz dün burada olay, şimdi ben de şöyle söyleyeyim. Bir önceki gün Antalya'daydık, doğru mu? Konyaaltı. Evet, aynen. Ve bunlar da söylüyor. Bu Kültür Bakanlığı'nın tesisindekiler, karakoldaki astsubaylar, uzmanlar da söylüyor. Biz Antalya'da arkadaşlar çadır kurmak serbest. Sahile gidip çadırını kurabiliyorsun. Peki Muhammed, burada niye yatak? 7 kilometre tepedeki çadır kamp alanı varmış. Bir de özel bir mandalina denilen kamp alanı var. O da birkaç kilometre arkada. Bizim niyetimiz çadır kurmak değil, birkaç saat sivrisinekten korunarak uyumak. Çünkü burada belli saatten sonra sivrisinek çıkınca dedik ya, sinekliği var çünkü bu çadırın Muhammed arkasında. Onu zaten bizim videolarda görüyorlardı. Biz burayı kurduk ve hemen buradan bir çadır kurduğumuza dair bilgi. Bu ileride Muhammed ileriki itfaiye dedik ya, onun karşısındaki marketçi sanırım Azra, tam bilmiyorum, emin değilim. Alkol satış denetimine çıkan jandarmalara söylüyor burada çadır kurmuşlar diye. Onlar da tuz alıp koşarak geliyorlar. Ne kadar vatan aşkı, yani alkol denetlemesini bırakmışlar, bize geldiler. Ve Muhammed için, sana şu soruyu sorayım. Neden Antalya'da Konya altında çadır kurmak serbest de burada yasak? Çünkü orada oteller bu kadar çok değil. İşte buradaki mafya, bu Beldibi'nin kendi halkı değil. Burada halk yok zaten. Ankara'nın, Kayseri'nin, bizim Tokat'ın zenginlerin işlettiği bu oteller, bu turizm belgesindeki mafya, buraya insanlar çadır kurmasın, çadır kurarlarsa biz konaklamada yatak kapasitesini kaybederiz diye. Şimdi ben çadırı kurmadan yerde yatabiliyorum. Yastığım, battaniye, hiç herkes yatıyor, karışan yok. Ama üstüne şöyle bir sineklik falan kapattığında çadıra girmiyor. Biz jandarma arabasıyla ters kelepçe olarak karakola götürüldük. Bu esnada adam ağzımı ve eliyle ağzımı ve burnumu kapatıyor. Nefes almıyor. Yani bak, ben Haseki Hastanesi Sultan Gazi ek binada kardiyolojide nefes darlığından dolayı geçen hafta tedaviye gittim. Yani hani Amerika'da Freud denilen zenci arkadaşın öldürülmesi hikayesini biz burada yaşadık. Bunu yapan da vatandaşına hizmet etmesi gereken. 25 yaşında. Vallahi teröristler bize böyle bir zulüm etmedi ya. Ben teröristlerin içinde ömrü 50 yaşındayım ya. Terör sempatizanları bizim tavuğumuza kış demedi ya. Böyle bir şey yaşadık. Adam bizi karakola götürdü. Araba çağırdı. Karakola gittik ters kelepçe olarak. Çıkarken bir ihtiyacınız var mı abi? Sıkıntı yapmayın abi. İsterseniz 3-4 gün burada kalın. İsterseniz yemek söyleyelim diyorlar ama yani bu noktaya nasıl geldik ve biz karakola ne girişimiz var? Muhammed, normalde biz alındık mı önce hastaneye sevk edilmemiz gerekiyor. Hastaneden karakola alınacağız. Karakolda cezamız neyse, hani çadır kurbanın cezası neyse, jandarmaya mukavemet etmişsek cezamız, işlemler yapılır. Savcılık bakacaksa bakar veya dosya üzerinden biz karakoldan, hani bir tutuklama çıkarsa zaten savcılık mahkemeye intikal etsin. Karakoldan dışarıya bırakılırken dahi tekrar hastaneye gidilir. Hastaneden sonra biz serbest bırakılır. Bizim karakola girişimiz var. Ters kelepçe olarak girişimiz var. Ne diyelim, böyle ite kaka bu arkadaş tarafından bizi karakola girişimiz var. Çıkışımız güldük gülistanlık. Ya biz karakola neden gittik? Neden ben ters kelepçe olarak alındım? Yani ben öğretmenken, 50 yaşında bir insanken bu bana yapılıyorsa sokaktaki bir köylüye, garibana neler yapılmaz? Yani biz dün öyle bir şey yaşadık ki ya, ölüp gideceğiz arkadaş. Vallahi billahi böyle zulmü teröristlerden görmedik ya. Kendi jandarmamızdan gördüğümüz zulmü PKK'lı teröristlerden, TİK kolu teröristlerden görmedik ya. Muhammed, teşekkür.